son 2 yılda 23 millet bahçemizi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Halen 72 ilimizde 208 millet bahçesi için yaklaşık 45 milyon metrekare alanda çalışmalarımız sürüyor. Tehlike düzeyi yüksek alanlara öncelik vererek 81 ilimizde 259 adet riskli alan ile yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere 61 ilimizde rezerv yapı alanları belirledik. Can güvenliği tehlikesi olduğunu belirlediğimiz 1 milyon 394 bin bağımsız birimde ikamet eden 5 milyon vatandaşımıza dönüşüm çalışmaları için 14,7 milyar lira destek sağladık. Ülkemiz genelinde 658 bin adet bağımsız bölüm riskli yapı statüsünde şu anda yenileniyor. Sanayi alanlarının taşınması ve dönüşümü için de son 2 yılda projelendirdiğimiz 10 bin iş yerinden 1420 adedini tamamladık. 3422 adedinin yapımı sürüyor. Geçtiğimiz yıl 150 bin konutluk 2 ayrı sosyal konut kampanyası başladı. Mart ayında düzenlediğimiz ilk kampanyayla 67 ilde 140 projede 50 bin sosyal konutun kura çekimleri tamamlandı. Hak sahipleri de belirlendi. Elazığ ve Malatya'da etkili olan 24 Ocak'taki depremin ardından süratle depremzedelerin yaralarını sardık, mağduriyetlerini giderdik. Sıfır atık projesi kapsamında bugüne kadar 44 bin kurum ve kuruluş binasında sıfır atık yönetim sistemini kurduk. Çevre kirliliğinin önlenmesi için plastik poşeti ücretli hale getirdik. Bu uygulamanın ardından 2018 yılında yıllık 440 adet civarında olan kişi başı plastik poşet kullanımı geçtiğimiz yıl kişi başı 110 adede geriledi. Türkiye genelinde 1107 atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun %86,7'sinde atık su arıtma hizmeti verilirken son 2 yılda atık su arıtma tesisi sayısı 1148'e, hizmet verilen nüfusu da %87,4'e hamdolsun ulaştı.